Lan oğlum dilinizi mi yuttunuz siz konuşsanız ha? Şşş! Hani sümek kuruyor dedin ha? Şimdi bu elim nasıl duruyor böyle? Demek ki benim rüya zannettiğim her şey gerçekti öyle mi? Gerçek gibiydin de değil gibiydin gitti. Yani hem gerçektin hem de değildin gibi bir yere çıkıyor değil mi? Aynen. Cemil, sen hala bir rüyanın içindesin. Göle, 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 göle. Biz de senin bilinçaltının altındaki bilinçlerin de altındayız. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor. Sen etrafında gördüğün hiçbir şeyler gerçek değil. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Elindeki sümek de gerçek değil. Yarın uyanacaksın, ne sümek kalacak ne bir şey. Bak ben seni deyi vereyim. Seni deyi vereyim. Seni deyi vereyim. Ben... Ben rüyadan uyanmadım mı? Bunun rüyası. Tamam. Sen Oğuz'un rüyadan uyandın. Emmi hatırlarsan gece olmuştu. Sonra sen uyudun, uyudun, uyudun. Şu an evinde yatağındasın. Yatağındasın, yatağındasın. Bizler de senin rüyanın içindeki saçma sapan şeyler. Değil mi İsmail? Hı? Aynen. Yemin kardeşim. Bak dikkat ettiysen biz isimlerimiz de yanlış söylüyoruz. Neden? Çünkü biz rüyanın içindeki saçma sapan adamlar olduğumuzdan dolayı görem. Misal Emin'in gıyıdaki de ünlü yazar Alexander Pushkin. Ben mi? Aynen sensin ya lan Pushkin işte gölüm. Üstadım sen demin bize papaz ve uşağı Balda'nın hikayesini nasıl yazdın anladıp durmuyor musun? Ben tabii. Bu papazla Balda bundan sirke gitmişler biliyor musun? Balda diyorsam yanlış anlaşılmasın yani. Hani bir eli yağda bir eli Balda'daki Balda var ya işte o Balda bu Balda oluyor yani. Bunlar sirke gitmişler efendim. Böyle filler filan bir şeyler. Neyse bari yok. Ağzın sağlık gölüm. Geri kalanını da bize Cemil okusun. Bahri dedin sen ona. Ha? Hani bu pişkindi bu? Bahri mi? Bahri mi dedin Emin? Ben öyle bir şeyler duymadım. Benim adım Pushkin. Lütfen adımı doğru seslendirirsen ve söylersen memnun olurum. Emin dedi. Hani sen İsmail dinle? İşte bunlar hep rüyadan oluyor. Emin diyor, bir İsmail diyor, bir Bahri diyor, bir Pushkin diyor. Bunlar ne? Hep bunlar bilinçaltı şeysi bunlar. Biz de saçma sapan şeyleriz. Değil mi Süleyman? Aynen. Hayati abi. Tabii be ya. Tabii be ya. Yerde benim stasyonum be ya. Hey. Madem siz benim bilinç altındaki saçma sapan kişilersiniz... ...o zaman nasıl bu kadar mantıklı şeyler anlatıyorsunuz? Kim mantıklı anlatıyor? Biz mi? Öyle olmaz böyle olur. Şöyle olmaz böyle olur diye izah eden siz değil misiniz lan? Ha? Ben hiçbir rüyada böyle mantıklı izah edilen bir şey görmedim. Yenge o neden oluyor biliyor musun gölüm? Çünkü ünlü yazar Alexander Pushkin var rüyanda. Sadıç senin olacak o kadar be. Bir de şimdi ben İsmail... Yok ben Süleyman olduğumdan, İsmail de Hayati abi olduğumdan... ...biz böyle hep beraber ortak bir bilincik eteri oluyoruz gölüm. Emin ne yaptın lan bayılttın adamı. Ne yapayım gölüm? Adam gibi bir cevap bulsadın ben de bayıltmak zorunda kalmayacaktım. Sen eteri nereden buldun ki ya? Geçenki Safiye rüyasından cebimde kalmıştı. Rüyalar da birbirine karıştı. Ben size deyivereyim bak. Ben de şaşırıyorum gari rüyada mıyım gerçekte miyim diye. Tamam lan bırak sen de Cemil gibi başlama. Hadi şunu bir an evvel götüreyim de müfettişler gidene kadar bir yerde saklayayım hadi. Yürü lan yürü.